Bugüne kadar ideallerim ve inandıklarım peşinde amacımdan asla sapmadan yürüdüm. Hayallerimden hiç vazgeçmedim. Hep çabaladım, çalıştım. Yine öyle bir günde tesadüfen kadem yurdunu buldum. Daha doğrusu Allah'ın karşıma çıkardığını inanıyorum. Çünkü en büyük hayallerimden biri de Sayın Cumhurbaşkanımızı tanımak iken kıymetli kızı Sümeyye Hanım'ı tanıma fırsatı buldum. Kademe üye oldum. İstanbul gibi tek başına yaşamanın pek çok zorluğu içinde barındırdığı bir şehirde kademdeyken ve kademliyken benim ve ailemin içi çok rahat. Allah'a şükürler olsun ki inandığım yolda inananlarla birlikteyim. Rabbim birlikteliğimizi daim eylesin inşallah. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bir Türk genci, bir öğrenci ve yetişme, ilerleme çağında bir birey olarak kendimi geliştirmem ve ilerlemem adına Büyük Atatürk'ün gösterdiği çağdaş yarınlara, bir Türk gencine yakışır ilerlememdeki her adımıma, devletimin verdiği her desteğe, her inanca minnettarım. Bugün içerisinde barındığım Kadem Vakfı yurdunun göstermiş olduğu her imkanın üniversite yıllarıma olan etkisini göz ardı edemem. Çağımız gereklerine hitap eden bir konforda, mütevaziliğin ve samimiyetin, en çok da neşenin hakim olduğu, idarecilerimizin de desteğiyle hayatımıza güzel izler bırakacak bir ortamımız var. Son olarak hiçbir ideolojiye, hiçbir şahsa, hiçbir algıya değil, her Türk gencinin yalnızca devleti için ve istikbali için çabaladığı, her fikrin, her aklın kıymetini bildiğimiz bilim dolu, ilim dolu, hoşgörülü güzel yarınlara. Kademde ilk yılım. Geçen sene evde kalıyordum yurt arkadaşlarımla birlikte. İlk kademle karşılaştım, çok güzel arkadaşlıklar edindim. Kadem bu bünyede bana çok şey kattı. Bu yüzden sıcakkanlı, o içtenliği çok fazlasıyla gördüm. O yüzden insanı kendi evindeymişsin gibi hissettiriyor. Bana her anlamda çok katkıda bulundu. O yüzden iyi ki kadem var. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkan'a ve katkıda bulunan herkese çok teşekkür ederim. Ben Anissa Abdülkadir, Somalliyim. Türkiye'ye 2012'de geldim. Gölbaşı Sağlık Meslek Lisesi'nde mezunum. Şu an Sağlık Bilimler Üniversitesi'nde sağlık yönetim öğrencisiyim. 2017'de Kadem Camlıcı Yurdu'nda burslu olarak yerleştirildim. Burada hocalarımızı bizleri hep kendi evlatları gibi gördüler, öyle davrandılar. Hastalandığımızda başımıza beklediler, üzüldüğümüzde derdimize ortak oldular. Yurttan bir arkadaşımızın hastalığı esnasında hocalarımızın yaptıkları, verdikleri desteği hayatımın sonuna kadar unutamam. Hastalık süresinde hastane koridorlarında gece gündüz bizimle beraber, bizimle olmalarını, bize kendi evlatları gibi hiçbir farkımız olmadığını hissettirdiler. Bizi her zaman seven, koruyan, desteklerini hiç esirgemeyen değerli hocalarıma ne kadar teşekkürlerimi sunsam az kalır. Benim kademli ikinci yılım. Elazığ'dan İstanbul'a büyük bir tedirginlikle gelmiştim. İlk defa evimden ayrılıyordum. Haliyle korkuyordum. Ama kadem bana yalnız olmadığımı hissettirdi. Ve sen eğer istersen yaparsın. Biz senin en büyük destekçiniz olarak karşıma çıktılar. Daha sonra ben evin tek çocuğuyum. Bir kardeşim yok. Kardeşlik duygusunu da kademde öğrendim. Bütün günümü beraber geçirdiğim insanların hasta olduğunda sabaha kadar onların başında beklemek. Kimisi aç hissettiğinde herkesin elinde olduğunu ortaya koyması ve birisi ağladığında hepimizin o kişinin gözyaşını silmesini kademle deneyimledim. Kademe yurt demem büyük haksızlık olur. Çünkü burası bizi biz yapan şeylerin öğretildiği bir yuva ve öğrettiği her yeni bilgiyle yeri geldiğinde bir akademi. Kademin bize sunduğu fırsatlara değinmeden geçemem. Götürdüğü gezilerle, açtığı atölyelerle, yaptığı seminerlerle, akşam yurt içerisinde yapılan leyli muhabbetlerle bizi sosyal hayata hazırlayıp maneviyat değerlerimize daha da canlılık katıyor. Ki bana kattığı maneviyat değerleri asla paha biçilemez. Kısacası ikinci yuvam haline gelen kademde büyüdüğümün farkına vardım ve yalnız olmadığımı anladım. Hepimiz bambaşka karakterler, bambaşka renkler ve bambaşka hayatlarız. Ve kadem hepimizi aynı çatı altında topladı. Bu rengarenk dünyadan bir karmaşa değil de bir gökkuşağı çıkardı. Bunun için en başta siz değerli Cumhurbaşkanıma, Genel Başkanıma ve üstümde emeği geçen yurt müdürüme ve yurttaki tüm personele teşekkür ediyorum. Teşekkürler kadem. Bize kattığın ve katacağın her şey için.